Bırakmışlar baştan bizi. alabiliriz. Osmanlı Hamdi Bey, Osmanlı Cumhuriyet geçişinde ilk arkeologtur ve dünya çapında en ünlü ressamlar arasındadır. En tanınmış tablosu Kaplumbağa Terbiyecisidir. Fransa yapı eğitimi almaya gidiyor fakat yarıda bırakıyor. Çünkü ressamlık çok ağırlaması, çok seviyor. İlgi alanı, babasının itirazlarına rağmen ressamlığa ağır veriyor. Bir babasının mektubu üzerine Türkiye'ye geri geliyor. Tabii o zamanki Osmanlı topraklarına. Ve çeşitli bölgelerde, ülkelerde doğuda siyasi kadın olarak babasının isteği üzerine görevlerde bulunuyor. Ve ilk arkeolojik kazı çalışmalarında da Osmanlı Cumhuriyet geçişinde girişimlerde bulunuyor. Vusadi Lübnan, İskender Laiti'ni buluyor. Lagina kazısı ilkler arasındadır. Ve Lagina'ya da buraya gelme sebebi Lagina o dönemde otel misafirhane yok. Bu sebeple de buradaki o dönemdeki ağa konak sahibinin yanında ikamet ediyor. Bu ikamette 3 yıl tam olmak üzere 17 yıl. Bu konak esasında Mola Tarbiye konağı. Onların yanında çok uzun bir süre kalıyor. Ve bu tabloların yapılış aşamalarına bakılınca Osman Hamdi Bey'in bu konakta yaşadığı döneme denk geliyor. Yani bu demek şu oluyor. Ya tablolarını bitirmiş ya da başlamış olduğu yer, mekan olarak Osman Hamdi Konağı'dır. Artık burada da büyük bir aşk yaşıyor. Mola Tarbiye'nin kızına aşık oluyor. Bahçe hep gül çiçekleriyle döşenmiş. Her gün ona gizliden bir gül verilmiş. Ve bu gülleri aralarında bir simge olmuş. Buradan ayrılmadan önce Mola Tarbiye'den Zeliha Hanım'ı istiyor. Zeliha Hanım da daha ergen çağında genç bir kızmış. Mola Tarbiye de kızıyor. Vermem diye artık. Taşçı diye de anılıyor biliyorsunuz. Tabii bir dram var burada. Ve gidiyor. Sonra Mola Tarbiye Zeliha Hanım'ı başkasına veriyor. Zeliha Hanım da başkasına verildiğinde bu yörenin terimiyle okuntu deniyor davetiye ve davetiye gidiyor Osman Hamdi Bey'e. Osman Hamdi Bey de kendisini yakışanı yapıyor. Aşkını timsal eden, ressamlığını da konuşturduğu porselen tabaklarının içine, kır çiçeklerin içerisine tam ortasına gül resmediyor. Ve hediye olarak gönderiyor. Bunların akıbeti ise yurt dışında olduğu söyleniyor. Zeliha Hanım'ın akıbeti de çok güzel. Mola Tarbiye Bey Zeliha Hanım'ı da bir ara var. Kuleri diye geçiyor o dönem için. Orası da ileride restore edileceği düşünülüyor. O zaman köy koruyucuları varmış. Askerler korurlarmış eşkıyadan falan. Oradaki askere veriyor. O asker de Atatürk'ün silah arkadaşı Cavit Bey. Zeliha Hanım onunla evleniyor. Bir yerde bir dram var, bir yerde de güzel bir birliktelik var. Artı ilk Kadıköy Belediye Başkanımız Osman Hamdi Bey. İlk yurt dışına eserlerin kaçakçılığının önüne geçmek için ilk yasaları çıkartan, çıkmasında öncülük eden kişi, ilk müzecimiz, Mimar Sinan Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kurucularından. Osman Hamdi Bey'in biyografi, otobiyografi ve Bitmiyor ama çok. kendi yaşamış olduğu yaşamın tarihe dökülen mürekkeplerinin şu anda ses olarak dinlemiş bulunmaktayız. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Figen. Figen Hanım bize eksik olmasın yardımcı olduk. Buradaki bütün anlatımlarıyla beraber sergiyi sizlere göndermem için çekimlere burada devam ettik. Şu anda bir üst kata En çıktım. önemli tablolarından biri var. Silah taciri. Bunun önemi şu açıdan çok önemli. Dünya çapında Osman Hamdi Bey yüzleri genelde kendisine benzetmiştir. Dikkat ederseniz hemen hemen bütün tablolarında Osman Hamdi Bey'in siması vardır. Model olarak kendini kullanmıştır. En çok da sarı cübbeli hoca kendisine benzer. Bunun önemi ise silah tacirinin önemi ise o dönemde üç boyutluya en iyi örnek olarak resmettiği bir resim ve kendisi yine burada model olarak karşısındaki de Osman Hamdi Bey'in oğlu.
kendisine benzeyen tablolardan biri de budur. Kaplumbağa terbiyecisi 1906 ve 1907'de iki tane resmetmiş. Birinde 5 kaplumbağa,